tabii, sen yere koy be. Kolay gelsin. Bilemez. O yukarıda domates kurusu var ya abi. Domates kurusu popo. Trakyalı mısınız siz hanımefendi? Hayır, Sivaslıyım. Öyle mi? Dediğim gibi, ya Karadeniz ya Trakya olabilir. Trakya tabii. Kuru üzüm tüketiyorum, kuru kayısı. O kadar çaya atıyorum kuru kayısıyı. Bu kadar başka kuru meyve tüketmiyorum. Daha çok paketli ürün alıyorum. Ama hiç bilmiyordum, sizden duydum ekstra şeker eklendiğini şu an. Bilmiyorum, daha, aslında şu an diyetteyim. Bir dahakine dikkat edeceğim kuru meyve tüketirken. Hiç bakmadım daha önce. Eklenmiş mi, eklenmemiş, hiç incelemedim. Paketleri incelemiyor musun? Ya hayır, hiç incelemedim. Şimdi yalan söylemeyeyim. Evet, ben kayısı, kuru üzüm. Ondan sonra yani nasıl diyeyim? Hani akla gelen bütün şeylerden tüketiyoruz yani. Peki neden özellikle kuru meyveyi tercih ediyorsun? Ya bilmiyorum, bana daha sağlıklı geliyor. Bir de daha vitamin açısından, kalori açısından daha emin olduğum için yiyorum. Paket ürünleri tercih ederim. Bir de ben kendim de kurutmayı seviyorum. O şekilde. Evet. Yani daha güvenli oldu. Yani tabii daha güvenli oluyor. Paketleri tercih ediyorum. Yani açık böyle aktarlarda falan satılıyor, şey oluyor. Onları tercih etmiyorum. Genelde kapalı. Bir de soğuk kullanım tarihlerine falan bakıyoruz. Kapalı alıyoruz. Çünkü açıklara şu ortamda gönül yok. Vallahi genellikle marka olarak, markalara bakarız, tarihlerine bakarız ve nerede üretilmiş onlara dikkat ederiz genellikle. Marketten alalım, açık yerlerden almıyoruz şu anda. Anladım. İsim sayısını alabilir miyim? Ahmet Özdemir. İyi günler. Şimdi kuru meyveler de taze meyveler gibi sağlıklıdır. Ama sadece kuru meyveyle taze meyveyi kıyas edersek eğer, taze meyvelere göre su oranları daha düşüktür. Su içeriği uçurulduğu için daha yoğun kaloriye sahiptir. Ama burada biz beslenme uzmanları, diyetisyenler için hiçbir zaman kalori öne çıkan unsur değildir. Bizim için beslenme en temel ölçüdür. Bu noktada da vitamin mineral içeriği ve bunun korunuyor olması önemli olan. Sadece kuru meyve ve taze meyve arasında biraz C vitamini açısından kayıp söz konusudur. Çünkü kurutma işlemi sırasında C vitamini kaybolur. Isıya dayanıklı bir vitamin değildir.
Onun dışında kuru meyvelerin de antioksidan içeriği olsun, onun dışında lif içeriği olsun, artı kalsiyum içeriği, bazılarının demir içeriği yine yüksektir. Bu açıdan beslenmemize güzel katkılar sağlar. Taze meyve taşıyıp tüketmek her zaman çok kolay bir unsur değil hepimiz için. Yoğun ortamlarda çalıştığımızda. Acil enerji ihtiyacı söz konusu olduğunda ve tatlı yeme isteğini bastırma söz konusu olduğunda kuru meyveler bizim için tercihtir. Bu noktada şöyle bir uyarım söz konusu olacaktır. Şeker ilavesiz olanları tüketmek, şeker eklenmemiş olanları tüketmek, kurutma işlemi esnasında da şeker kullanılmamış olması. Bu en başta dikkat edilmesi gereken unsur. Paketli olanları tercih etmeyi daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü kurutma işlemi esnasında ya da kurutmadan önceki süreçte veya depolama sürecinde de yine aflatoksin dediğimiz küflerin oluşmaması açısından sağlıklı kurutma işlemine maruz tutulmuş gıda, kuru meyveleri tüketmek daha sağlıklı tercihimiz. Bu noktada da paket üzerine okumak, etiket okumak alışkanlığı zaten her zaman uyardığımız şeylerden biri. Şeker ilavesiz olanları tercih etmek tavsiyemiz. Açık olanlarda mesela üzerinde beyaz pudra şekeri kalıntısı incirlerde mutlaka fark edilir. Açık olanlar dediğim gibi kurutma işlemi, depolanma işlemi, satış aşamasında beklediği alanlar, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. O açıdan küflerin aşırı miktarda oluşmuş olması da insan sağlığına zararlı etki yaratacağı için çok tercih edilmemeli. Pudra şekeri dışında paket ürünlerde normal şeker de kullanabiliyorlar ya da fruktoz kullanabiliyorlar, mısır şurubu kullanabiliyorlar. O aşamada şeker ilavesiz olanları üzerinde mutlaka bunu okuyup bakıyor olmak gerekiyor. Sonuçta fazla tüketildiğinde kalori alımı yoğun olacağı için kilo alımı yönünde olumsuz destekleyecektir. Ama kilo aldırmak istediğimiz kişilere tavsiye ettiğimiz şeylerden. Türkiye'ye özgü beslenme rehberinde de günde mutlaka bir 5-8 porsiyon kadar sebze ve meyve tüketilmesi her zaman önerdiğimiz şeyler arasında. O noktada kuru meyve tüketmeyin diye bir şey söz konusu değil ama şu söz konusu, miktar kontrolü, kilo kaygısı olan kişilerde miktar kontrolüne gitmek gerekiyor sadece. Sonuçta fazla yediğimiz her şey kilo aldıracak unsurdur ki kiloyla da beraber kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi bir sürü sağlık sorunu hayatımıza dahil olacaktır.